Yerde ne yapıyorsun? Karınca yuvası arıyorum. Karınca yuvasını bir bulayım. Bakalım yine görecek misin? Of! Kutup yıldızını bir görebilsek yönümüzü rahatça bulurduk. Bulutların oyunbazlığı işte. Hayır, ben bir şey yapmadım ki. Dağılın bulutlar, dağılın. Deveci yıldızı, hadi çık ortaya. Hayır, hayır. Börden ağacından sola sapıyordum. Bora! 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 Bulut! 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 Keşke Bora'yı göndereceğime ben gitseydim. Keşke birlikte olsalar. Çınar! Çınar! Bora! Bulut! Yoksa önce meşe ağacından mı dönüyordum? En iyisi sabah aramak. Bir şey var. Çınar, bu çok büyük bir şey. Nereden anladın? Gölgesine baksana. Hem de ağaçta. Alaca olmasın sakın. Alaca mı? Haritanın nereyi gösterdiğini şimdi anladım. Nereyi? Alacaların yaşadığı yeri. Yardım edin! Yardım edin! Baba! Kuzey! Yetiştim! Geldim! Nerede? Nerede? Alaca nerede? Dede! Bora! Alaca neredeymiş peki? Alaca yok Maysa. O bulutun gönlünde. Ben nereden bileyim onun Bora abinin haritası olduğunu? Cebim derinmiş. Senin de elin amma ağırmış Çınar. Affedersin Devran emmi. İstemeden oldu. Sana bayramlık ayakkabını mı giydin Maysa? Annem giy dedi. Öyle mi? Ayım büyüyünce bir daha giyemezmişim. Üf, hep toz oluyor ama. İyi misin Kiraz? Elbisem.
iyice kolun yırtıldı. Olsun, utanırım. Ben seni gizlerim şimdi. Ayakkabımı unuttum. Size Nasreddin Hoca'nın sırmalı kaftan hikayesini anlatmış mıydım? Nasreddin Hoca kim? Çok eskiden yaşamış bir bilge. Evet. Günün birinde köylüler Nasreddin Hoca'yı ziyafete davet etmişler. Hay hay demiş Nasreddin Hoca. Madem ki siz beni önemseyip davet ettiniz, davetinizi geri çevirip kabalık etmem size. Akşam olup da ziyafet saati gelince kalkmış gitmiş hoca. Gitmiş gitmesine de ne onu buyur eden var, ne sofrada kendine yer açan. Herkes birbiriyle sohbet edip şakalaşıyor, gülüyor, tabaklarındaki yemeklerini yiyor. Nasreddin Hoca'ya bir hoş geldin demiyormuş. O dakika aklına bir fikir gelmiş hocanın. Ve kalkmış, ayrılmış hemen oradan. Evine gitmiş. Giysi sandığını açmış. Sırmalı kaftanını aramaya başlamış. Sandığının en dibinde bulmuş. Bir güzel silkinip geçirmiş üzerine. Gerisin geri ziyafetin verildiği sofraya gitmiş. Henüz eve adımını atmış ki tüm gözler onun üzerine çevrilmiş. Köylüler hürmetin, ilginin en yücesini göstermeye başlamış. Elini öpmek isteyen, sofradaki kendi yerini ona vermek isteyen hepsini durdurmuş hoca. Kaftanını çıkartıp oturmuş sofraya. Demiş ki, biraz önce kaftansız geldiğimde kimsenin gözü görmemişti beni. Bütün ilginiz kaftanaysa benim yerime o otursun sofraya. Nasreddin Hoca'dan, kıssadan hissedir bize bu. Ne kendi üzerinizdekini, ne başkasının üzerindeki giysiyi olduğundan daha fazla önemsemeyin. Altı üstü bir aba değil mi bu? Siz asıl onun içini doldurana bakın.